Bana bakın. Bundan sonra o ellerin ayrıldığını görmeyeceğim. Yemin ediyorum küllahları değişiriz ha. Tamam enişte. Tamam bacanak, sen merak etme. Geliyor sizin uzman. Evet. Oo, şahane. Yüzler gülüyor, keyifler yerinde. İşte özlenen tablo. Evet. Evet, sevgili misafirler. Lale ve Onur'a büyük bir alkış alabilir miyiz lütfen? O halde onların yeni ödevlerini açıklama vakti geldi değil mi efendim? Yeni ödev mi? Bize okulda bu kadar ödev vermemişlerdi Pınar Bey. Madem bu davetliler önünde sevgili oldunuz, o halde her şeye yeni baştan başlanacak. Ama biz barıştık. Her şey yolunda, bir sorun yok ki. Aynen öyle. Her şey konuşuldu, çözüldü. Gayet de mutluyuz. O yüzden de artık yeter yani. Neye baştan başlayacağız ki? Olmaz efendim. Ben her şey çözüldü dediğimi hatırlamıyorum. Siz. İyi de ne yapacağız peki? Her şeye baştan başlamak derken? Anlatacağım efendim. Anlatacak. Ne demeye çalıştı bu şimdi, ben anlamadım. Ne bileyim yavrum, bir dinleyelim bakalım yani. Hani bence abi mevzunun farkında yani. Hani bir dinleyelim bakalım, anlayacağız şimdi hani. Çözeceğim ben şimdi mevzuyu. Dinleyelim. Fikret. Fikret, alarm. Acil durum Fikret, alarm, alarm. Ne oldu hayatım? Fikret, Pınar Bey geldi. Pınar Bey geldi, anneme götürmen lazım annemi. Allah Allah. Geldiyse ne olmuş hayatım? Arkanda sakladığın yemeğin içinde yürek var sanırım Fikret. Yürek yedin herhalde. Haklısın hayatım. Annem bilmiyordu değil mi? Ya ne yapayım, açlıktan kafam çalışmıyor. İcraat bekliyorum Fikret, icraat bekliyorum. Tek başıma mücadele etmekten ben yoruldum lütfen. Hadi, hadi Fikret. Tamam. Hadi. Tamam. Geliyorum hayatım. Allah, yürek dedi. Bir de yanında uykuluk olsa ne güzel olur mu Allah'ım? Anacık, yemin ediyorum boş atıp dolu tutuyoruz şu anda. Evet oğluşum. Barışıkları küstürmek bizim işimiz. Yani bu sefer biraz dolaylı bir yoldan olacak ama olacak inşallah. Filiz geliyor, sus. Ya of ya. Anlamadım ki. Ne karışıyor yani bu adam? Şşt, sus bakayım. Karışır tabii. Niye karışmıyormuş? O karışmayacak da sen mi karışacaksın? Terapistleri o onların. Allah Allah ya. Karışamazmış bir kere. Allah barıştırdı. Barıştırdı şimdi. Niye bir daha bozuyor yani? Çekilsin köşesine. Yumurta kafa. Filizciğim, ufakken benim matematiğim zayıftı. Neden? Çünkü temelim yoktu. Bu çocukların ilişkisinin de temeli sağlam olmalı ki kalpleri kırılmasın, notları kırılmasın. Bravo. He, yani diyorsun ki onların iyilikleri için. Şimdi diyorsun temel ne kadar sağlam olursa bina da o kadar sağlam olur. Mantık iyi. O zaman ben böreklere geri dönüyorum. Haydi bakalım böreğe dönenler. Anacık, yemin ediyorum bunların ilişkisinin temeline deniz kumu katalım. Yemin ediyorum kaçak malzeme kullanalım. Paslı demir kullanalım, yamuk bağlayalım. Merak etme oğlum, merak etme. Anacığın her şeyi halledecek. Sen hiç merak etme. Evet, her şeye nasıl baştan başlanacak? Gözlerinizden okuyorum bu soruyu. Efendim şöyle ki, evlenmeden önce nerede yaşıyorsanız oraya döneceksiniz. Nasıl yani? Nereye dönüyoruz? Ama yani nasıl olur, niye başa dönsün? Anlayamadım ki ama niye böyle yapıyor? Sessizlik efendim, lütfen sessizlik. Lale Hanım, siz evlenmeden önce nerede kalıyordunuz? Annemin evinde kalıyordum. Güzel, oraya dönüyorsunuz. Peki siz Onur Bey? Ben de annemlerle babamlarla beraber yaşıyordum. Harika. Siz de oraya dönüyorsunuz. Nasıl yani? Ailemle beraber öyle mi? Her şeye en baştan başlamak böyle bir şey işte. Hem birbirinizle geçirdiğiniz vakitlerin kıymetini anlarsınız. Fena mı Onur Bey? Ay ben vallahi Pınar Bey'in ne yapmaya çalıştığını anlayamadım ayol. Ayol ben o kadar iyi anladım ki. Bunların ikisinin iyice bir burunlarını sürtüp birbirlerine daha da kenetlenmeye çalıştırıyor. Ay çok zeki bir kadınsınız vay. Tam benim taktikler kız. Efendim, madem bugün sevgili olduğunuzu ilan ettiniz, o tatlı günleri her haliyle yaşayacaksınız.
Bakalım her şeye rağmen birbirinize kavuşmakta hevesli misiniz göreceğiz. Nasıl yani? Baştan mı? En baştan. Ailelerden gizli saklı görüşmelerden, buluşmalardan ve kaçamaklardan. Tabii burada ailelere de büyük görev düşüyor. Kız evinin naz evi olduğunu özellikle hatırlatmak isterim. Merve, biz şimdi flörtleşme döneminde miyiz hala? Bravo. Bakalım doğal yollardan evlilik aşamasına gelebilecek misiniz? Göreceğiz. Her şey nasıl en baştan başlayacak? Gözlerinizden okuyorum bu soruyu. Efendim şöyle ki, evlenmeden önce nerede yaşıyorsanız oraya döneceksiniz. Nasıl yani? Nereye dönüyoruz? Ama yani nasıl olur? Niye başa dönsün? Ben anlayamadım ki ama niye böyle yapıyor? Sessizlik efendim, lütfen sessizlik. Lale Hanım, siz evlenmeden önce nerede kalıyordunuz? Annemin evinde kalıyordum. Güzel, oraya dönüyorsunuz. Peki siz Onur Bey? Ben de annemlerle babamlarla beraber yaşıyordum. Harika. Siz de oraya dönüyorsunuz. Nasıl yani? Ailemle beraber öyle mi? Her şeye en baştan başlamak böyle bir şey işte. Hem birbirinizle geçirdiğiniz vakitlerin kıymetini anlarsınız. Fena mı Onur Bey? Ay ben vallahi Pınar Bey'in ne yapmaya çalıştığını anlayamadım ayol. Ayol ben o kadar iyi anladım ki. Bunların ikisinin iyice bir burunlarını sürtüp birbirlerini daha da kenetlenmeye çalıştırıyor. Ay çok zeki bir kadınsınız vay. Tam benim taktikler kız. Efendim madem bugün sevgili olduğunuzu ilan ettiniz, o tatlı günleri her haliyle yaşayacaksınız. Bakalım her şeye rağmen birbirinizle kavuşmakta hevesli misiniz göreceğiz. Nasıl yani? Baştan mı? En baştan. Ailelerden gizli saklı görüşmelerden, buluşmalardan ve kaçamaklardan. Tabii burada ailelere de büyük görev düşüyor. Kız evinin naz evi olduğunu özellikle hatırlatmak isterim. Pınar Bey, biz şimdi flörtleşme döneminde miyiz hala? Bravo. Bakalım doğal yollardan evlilik aşamasına gelebilecek misiniz? Göreceğiz. Yok, yok artık. Var efendim var. Sizde her türlü problem var. Bir çiftin geçmiş olduğu hiçbir aşamadan olaysız çıkamamışsın. Ama atlattık biz hepsini. Aramızda hiçbir sorun kalmadı artık. Aynen öyle. Her türlü badireden yüzümüzün akıyla çıktık. Aşkımız sayesinde. Yani temiz bir sayfa açmaya karar verdik. Olmaz efendim. Açamazsınız. Ruhunuzda bu kadar çizik, bu kadar yara varken bu mümkün değil. Hem siz bana demediniz mi Lale Hanım, evlilik aşamasında ne çok problemler yaşadık diye? Tamam. Ama ben her şeyi unuttum. Yani biz artık geçmişle ilgilenmiyoruz Pınar Bey. Biz geleceğe odaklanıyoruz. Efendim, geçmişinizdeki yaraları sarmadan geleceği kuramazsınız. Siz yara bandı yapıştırıyorsunuz yaralarınıza. Oysa yara çok derin. Doğru. O kadar derin değil ya yere, ben biliyorum hani. Derin değil yani, biliyorum o kadar derin değil, yok. Değil canım, yere bağlı olur mu öyle şey? Biz biliyoruz yani. Yok ablacığım. Bu kararı verme hakkım var efendim. Ben size nasıl bir tedavi önerirsem ona uymak zorundasınız. Hatırlatmak istedim. Ne yapacaksınız? Boşanmamıza engel mi olacaksınız? Ki olun zaten. Bizim boşanmaya hiç niyetimiz yok. Benim var ama. Yapmayın, inanmıyorum. Kelin merhemi olsa kendi şey. Siz de mi boşanıyorsunuz? Ben değil efendim, siz. Eğer bana kulak vermezseniz, bebeğinizin iyiliği için ayrılmak zorunda olduğunuza dair rapor vermem gerekebilir. Nasıl ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin? Ben kısmetin olmalıyım.